Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Nisan 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 19 Nisan'a kadar Güneş Koç burcunda ilerliyor olacak. 7. evinizi aydınlatıyor. Gezegeniniz Venüs Koç burcunda ayın 14'üne kadar ve 3 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçecek. Evet, ayın özellikle ilk yarısı ilişki dinamikleriniz ön planda görünüyor. Bu partnerinizle daha fazla tabii ki yakınlaşabileceğinizi, bazı konuları konuştuğunuzu, belki işbirlikleri anlamında arayışlarınızın olduğunu da gösteriyor. Kararlar da verebilirsiniz bu dönemde. 12 Nisan'da 22 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları da gündemimize getirir. Özellikle sizin için önemli bir yeni ay. Siz de bir öncü burçsunuz, Koç gibi. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 22 derece ve yakınlarındaysa sizin için birebir çok etkili olabilir bu yeni ay döngüsü. Ve ayın 27'sine kadar olan süreçte ayın ışığı büyüdükçe yeni ay tesirleri de ayı şekillendirecek aslında. Evet, yeni kararlar verme dönemi. Evlilik gibi bir karar olabilir ya da bir teklif olabilir. Ortaklıklar, işbirlikleri gündemde olabilir. Belki yeni bir tanışma, yeni bir arkadaşlık gündemde olabilir. Evlisiniz, eşinizle ilgili konular sizi etkileyebilir. Eşinizle bir şeyleri konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz, bazı kararlar verebilirsiniz. İşbirliklerinde olabilir bu açılımlar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir örneğin. Yönetici gezegen Mars bu yeni ayda ve o ikizler burcunda olacak ve sizin için yine güzel bir geçişte. Ve yeni ay ile beraber özellikle ticari konular, eğitimle ilgili konular veya seyahatler de paralel olarak aktifleşebilir. Eşinizle belki bir seyahat planı olabilir veya uzaklarla ilgili yapacağınız, hani yurt dışı olabilir, yabancı bir şehir ya da ülkede yapacağınız bir iş girişimi, böyle bir ticari girişimde bir karar olabilir, bir işbirliği bağlantınız olabilir veya eğitiminizle ilgili bazı önemli adımlar olabilir. Tüm bu olasılıklar sizin için çok verimli görünüyor. Yeni ay döngüsü ve sizin için aslında Nisan ayı bu yeni ayında tesiriyle güçlü ilişkileri veya ilişkilerinize vereceğiniz, sizin hayatınızda bir şekilde hani şekillendirecek önemli kararları destekleyebilir. Evet, ve ayın 14'ünde gezegeniniz Venüs Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Ayın 19'unda Merkür ve Güneş de Boğa burcuna geçiyor. 8. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Ve ayın özellikle tabii ki son döneminde, son 10 günlük sürecinde maddi konularda daha bir istikrarlı arayışlarımız olabilir. Yani huzur, yani güvence arayacağız özellikle para konularında. Bir para beklentimiz var, bir kredi konusu var örneğin ya da bir borç konusu var. Bunları özellikle gündemimize taşıyacağız. 23 Nisan'da Mars Yengeç burcuna geçiyor. Ve sizin için sorumluluklar ve görevleri öne çıkarmaya başlayacak. Aileyle de ilgili olabilir. Ev ve aile alanında ya da hani yine işle ilgili konularda biraz daha mücadele etmeniz gereken, biraz daha enerji harcamanız gereken bir süreçte olacağız. Bunlar parayla da bağlantılı konular olabilir. Ve 26 Nisan'da 7 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay tabii bir farkındalık sürecini işaret ediyor. Bir tamamlanma, bir sonuç alma, gizli olan bir şeylerin açığa çıkması, görünür olması anlamına geliyor ve sizin para alanınızı aydınlatıyor. Ayın son haftası aslında bu dolunay tesirleri altında olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 7 derece ve yakınlarında, özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, dolunayın sizin için tesirleri hızlı olabilir, çok güçlü olabilir. Bu dolunay bir masraf çıkarabilir. Yani bir para harcaması gerekliliği olabilir örneğin. Bir alışveriş olabilir, bir yatırım olabilir. Biraz hani para piyasalarına dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Daha güvenli adımlar atmak gerekiyor. Daha önceden almış olduğunuz bir alışveriş, yani bir yaptığınız bir yatırım olabilir, bir yaptığınız bir harcama olabilir. Hani bununla da ilgili geri dönüşler söz konusu olabilir. Tabii para kazanma konularında da kapılar açabilir size bu yeni ay. Bir işe ihtiyacınız var örneğin ya da bir paraya ihtiyacınız var. Yeni ay ile beraber bu parayı bulmak ya da bu kazancı elde etmek için bir iş bulmak söz konusu olabilir. Özellikle mali durumunuzu önemli bir şekilde etkileyecek
güçlü bir dolunayı bekleyebiliriz ve ayın son haftasını da bu dolunay enerjileri şekillendirebilir sevgili teraziler. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.